Herkese selamlar. Bugün dersimizde sizlerle birlikte üreme ve gelişme sistemi yani son sistemimizi konuşuyor olmuş olacağız. 9 tane sistem olunca arkadaşlar biraz fazla tabi video olmuş oluyor. Şimdi dün 50'ye kadar gelmiştik. 50-51'i konuşacağım. Daha sonrasında bugün biraz uzun. 52-53'ü konuşacağım. Sonrasında ise 54 ve 55'i konuşmuş olacağım. 56 zaten. kompo pekolojisi olduğu için onu da yarın muhtemelen anlatmış olacağım. Bu arada e, kitabımız arkadaşlar AYT konu ve soru kalıpları serisi seninbiyoloji.net sitemizden temin edebilirsiniz. Ücretsiz kargo ile adresinize kadar gönderimi sağlanıyor. Evet üreme sistemi önemli sistemlerden bir tanesi genellikle erkek üreme sistemini sormuyor ÖSYM, e. E, dişi üreme sistemini soruyor ama belli olmaz ÖSYM'nin işine. Bu yüzden ikisine de önem vermekte fayda var. Videoya başlamadan öncesinde beğen tuşuna basmanızı ve kanalımıza abone değilseniz olmanızı önemli rica edeceğim. Dilerseniz başlayalım efendim. Şu saatimi de tabii sessiz alayım da ben ondan sonra bildirim gelmesin. Evet, erkek üreme sistemine bakıldığı zaman birazcık daha diş üreme sisteminden daha böyle hani e, basit diyebiliriz arkadaşlar. Tipik bir erkek üreme sistemine bakıldığı zaman idrar kesesi, üreter bulunmakta, seminer kesemiz bulunmakta, prostat bezi bulunmakta. Zaten bu yüzden prostat kanserleri erkeklerde görülmekte. Vaz deferans çok önemli kanallardan bir tanesi. Kovpur bezi yardımcı bez diye geçiyor. epididimis var yine önemli kısımlardan bir tanesi. Testis bulunmakta, seminifer tüpçükler var, üretse var ve penisten oluşmakta. Erkek üreme sistemini oluşturan yapılar. Bakın burada önemli olan kısımları biz vurguladık zaten. Testisler, epidemis kanalı, vaz deferans kanalı, yardımcı bezlerde ise seminal kesecikler, prostat ve kolpur bezi bulunmakta. Embriyonel dönemde karın boşluğunda bulunan testisler doğumdan kısa bir süre önce veya da doğumdan hemen sonrasında skrotum dönen bölgeye iniyor. Çünkü normal vücut sıcaklığı arkadaşlar spermler için yaşama şansı sunmuyor. Yani bakıldığı zaman 36,5 santigrat dereceyken normal vücut sıcaklığı 33 filan e, testislerdeki sıcaklık diyebiliriz. Bu yüzden 36,5'ta yaşayamıyor. Mayoz hücre bölünmesi testislerdeki seminifer tüpçüklerde gerçekleşir. Bakın bu önemli arkadaşlar. Yani spermatogenez dediğimiz e, reaksiyon dizisi seminifer tüpçüklerde ne yapacaktı? Gerçekleştirilmiş olacaktır. Seminifer tüpçüklerde bulunan Sertoli hücreleri spermin beslenmesini sağlıyor. Leydig hücresi ise testosteron üretiminde görevli. Yine anahtar ifadelerden bir tanesi testosteronun üretilmesini sağlayan kimmiş? Leydig hücreleri veya da Leydig hücreleri diye adlandırılan hücrelermiş. Mayoz sonucu oluşan ve hareket etme yeteneği olmayan sper spermatitler epididimiz şurası düzeltelim. Epididimiz kanalında hareket ve döllenme yeteneği kazanmakta. Epididimizde olgunlaşan spermler vaz deferens kanalına geçer bu kanal spermleri üretmeye ne yapacaktır? Taşımış olacaktır. O zaman adamlar size işte spermatogeniz gerçekleştikten sonrasında bizim bu spermlerin olgunlaşma ve döllenme yeteneğini kazanma kısmı nerede gerçekleşir derse epi dediğimiz kanalında gerçekleşir diyeceksiniz. Tamam mı unutmuyorsunuz önemli bakın bu. Ve nerede üretilecektir arkadaşlar? Testosteron lady hücrelerinde üretilmiş olacaktır. Aynı şekilde, aynı şekilde seminifer tüpçüklerde bulunan sertor hücresi de spermin beslenmesini sağlayacaktır. Zaten e, birkaç tane hücre var abi. <laughs> Çok bir şey yok yani erkek sisteminde. Bu yüzden bunları bilmen gerekiyor. Yardımcı bezlerden salgılanan seminer sıvının görevleri de spermlerin taşınmasını, işte geçtiği yolları kayganlaştıracak, Spermleri diş üreme kanalındaki asitlere karşı koruyacak. Spermlerin enerji kaynağı olaraktan kullanılacak şekeri bulundurmuş olacak. Spermin içerisinde şeker bulunmakta. Bu yüzden arkadaşlar enerji bulunmak durumunda. Çünkü hareket etme yeteneğine sahip olması açısından mitokondri özellikle arkadaşlar e, fazlaca bulunmakta spermlerde. Hipofiz bezinden salgılanan Polikül salgılayıcı hormon testislerdeki seminifer tüpçükte uyaraktan spermatogenezi başlatıyor. Bakın FSH hem menstruasyon döngüsünde hem de bizim bu spermatogenezde arkadaşlar ortak olarak ne yapacaktı değerli dostlar bulunacaktır. Hipofiz bezinden salgılan LH testislerdeki Leydig hücrelerini uyaraktan bu hücrelerde testosteron salgılanmasını sağlar. Yine aynı şekilde LH hem menstruasyon döngüsünde hem de erkek üreme sisteminde ne yapacaktır? Gözlenmiş olacaktır. O zaman LH testosteron salgılanmasını ne yapacaktır? Sağlayacaktır. FSH ise spermatogenizi e, başlatmış olacak. Testosteronun kandaki miktarının belli bir seviyeye ulaşması hipofizin LH salgısını azaltmasına sebep ediyor. Yeter artık daha fazla salgılanma diyecek. Bu da ne olacaktır arkadaşlar? Negatif feedback'e e, sebebiyet verecektir. Şimdi Bu grafik önemli. ÖSYM daha önceki sınavlarında bu grafiği kullandı arkadaşlar. Boş bıraktı tabi. Hipotalamus, GnRH e, Uyarıcı faktör yardımıyla hipofizi uyarıyor. Hipofize bakıldığı zaman ön lobundan arkadaşlar ne yapacaktı? FSH ve LH salgılanmış olacaktı. FSH testisteki sertori hücrelerine ne yapacak? Uyarmış olacak. Burada inhibin denilen bir hormon salgılanacak ve spermatogenez başlatılmış olacaktır. Yine hipofizin ön lobundan LH salgılanacak. Testisteki Leydig hücrelerini uyaracak arkadaşlar ve testosteron salgılanmış olacak. Dikkat ettiyseniz testosteron miktarı fazlalaştığı zaman ne yapacaktır? Negatif geri bildirimle kontrol edilmiş olacaktır. Aynı şekilde inhibin miktarı fazlalaştığı zaman da yine hipofize ne yapacaktır? Negatif geri bildirim yapmış olacaktır. Burada özellikle bildirimlerin tamamı negatif geri bildirimle ne yapacak? Kontrol edilmiş olacak. Tamam mı? Testosteron hormonu spermlerin olgunlaşmasında ve ikinci eşey karakterinin oluş, e, oluşmasında etkili olacaktır. Seminifer tüpçüklerdeki sperm hücreleri mayoz ile sperm hücre ürütülmesine spermatogenez denmekte. Hem spermatogenezi hem de oogenezi iyi bir şekilde biliyor olman lazım. Bu tabloyu da ÖSYM daha öncesinde sordu. İki ay kromozomlu spermatogonyumum var. Tabii ki de sperm hücresi olması için ne yapması lazım başlangıçta? Bu hücrenin sperm ana hücresi olması lazım değil mi? Sperm ana hücresi. Niye? Bir şeyin başında ana eki varsa iki en kromozom yapısına sahiptir diyorduk biz her zaman bu yüzden. İki enle başladım. Birinci spermatosit de aynı şekilde iki en kromozom yapısına sahip olmuş olacaktır. Şimdi iki en kromozomlu hatta şunu isterim abi. İki en kromozomlu bir hücre mayoz bir geçirdiği zaman ne olacaktır abi? En kromozomlu iki tane yapı oluşacak. Mayoz iki geçirdiği zaman da dört tane en kromozomlu yapı oluşmuş olacaktır. Mayoz 1 geçirdiği zaman bu birinci spermotosit geçirdiğinden dolayı ikinci spermotosit ne yapıyor? Oluşmuş oluyor. Bitti mi? Bitmedi. Mayoz 2 geçirecek. Mayoz 2 sonucunda ise spermatitler ne yapacaktır? E, oluşmuş olacaktır. Bu spermatitlerde herhangi bir şekilde hareket ve döllenme yeteneği yoktur değerli dostlar. Farklılaşma vasıtasıyla döllenme yeteneğine sahip spermler ne yapacak? Oluşmuş olacaktır. Tekrarlıyorum spermatitler hareket ve dörlenme yeteneğini nerede kazanacaktır arkadaşlar? Epididimiste kazanmış olacaktır. Tamam olay bu. Spermatogenes çok bir şey yok yani burada ee, şey için erkek için. Spermatogenes sırasında stoplazma eşit paylaşılır ve oluşan dört hücrenin tamamı sperm haline gelecektir. Burada oogenizde olduğu gibi herhangi bir şekilde sperm kaybı yok. Yani dört tanenin dördü de ne yapacaktır? Hareket yeteneği kazanmış olacaktır. Sperm hücresinin baş kısmında bulunan akrozomlar da yumurta zarının eritilmesini sağlayacak sindirim enzimleri bulunmakta. Dörlenme sırasında spermdeki sentrozom yumurta hücresinin sitoplazmasına ne yapacaktı? Bırakılmış olacaktı. Atıyorum 1 milyon tane şey, e, sperm geliyor. Ama bir tane yumurtayı ne yapacaktı? Dölleyecekti. Yakışıklı olanların yumurta ne yapacak? Seçmiş olacak. Geldik dişi üreme sistemine. Daha kompleks bir yapıya sahip. Bakıldığı zaman arkadaşlar diş üreme sistemindeki yapılığı iyi biliyor olmanız lazım. Yumurta kanalları diye geçen iki tane uç kısımlarda bulunan kanallar var. Bakın burada ovaryum bulunmakta, serviks bulunmakta, vajina bulunmakta, endometrium tabakası bulunmakta ki endometrium tabakasını da ÖSYM e sordu daha önceki yıllarda. Endometrium tabakası menstrülasyon döngüsündeki adet döngüsünün gerçekleşmesini sağlayan yani adet kısmındaki kanamayı sağlayan endometrium tabakasındaki damarların patlıyor olmasıdır. İnsan vücudunda normalde damarlar patlamaz. Kim haricinde? Buradaki endometrium tabakası haricinde arkadaşlar. Her ay içinizdeki damarların patladığını düşünün. Böyle bir yapıya sahip. Niye? Yani bu endometrium tabakası niye her ay oluşuyor da patlıyor peki? Çünkü her ay sanki hamile kalacakmış gibi dişi ne yapıyor? Bunu hazırlıyor. Rahim ve veyahut da uterüs denilen bir kısımda şu üçgen görmüş olduğunuz yapı diye adlandırılan kısım arkadaşlar. Diş üreme sisteminde gerçekleşen temel olaylar ve bu olayların gerçekleştiği yapılar şu şekilde. Mayoz bölünmenin başladığı yapı yumurtalık yani ovaryum. Mayoz bölünmenin tamamlandığı yapı yumurta kanalı fallopitipi diye geçiyor. Bakın yumurta kanalı tüpü bu şekilde geçiyor. Döllenmenin gerçekleştiği yer yine yumurta kanalı. Yani fallopi tüpü. Yani sperm ve yumurtanın ilk kez karşılaştığı ve döllenmenin gerçekleştiği yer burası. Zigotta mitoz bölümünün başladığı yer yine yumurta kanalı fallopi tüpü. Fallopi tüpü çok önemli yani. Embriyo gelişiminin tamamlandığı yapı ise döl yatağı. Yani rahim yani uterus. Yani buraya ne yapacak? Tutunacak abi. Bizim embriyo ne yapacak? Tutunacak. Orada gelişimini ne yapacak? Tamamlayacak. Bir yumurta ana mayozu ile bir tane yumurta hücresi oluş. Yani 2 an kromozomlu en en oldu abi. Yine mayoz 2 geçirdi. N, en 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 4 tane olması lazım. Hayır. 3 tane sağ krametine kavuşuyor. Bir tanesi kalıyor. Tamam mı? Erkekte olduğu gibi bir yapı yok yani bunlarda. Bilginize. Bunlarda derken de çok böyle şey yapmış gibi oldu. Yani hani partnerlerde böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Kutup hücre ve stoplazma yetersizliğinden dolayı ne yapacaktı? Ölecektir. Dikkat! Bir sperm ana hücresinin mayozu ile 4 sperm oluşurken bir yumurta ana hücresinin mayozu ile bir yumurta meydana geliyor. Yumurta zarı etrafında folikül hücreleri tarafından üretilen zona pellucida denilen bir yapı bulunmakta. Kim tarafından üretiliyormuş? Folikül hücresi tarafından üretiliyor. Bu yapı yumurta ile türe özgü spermlerin döllenmesini sağlayacaktır. Ayrıca yumurtaya bir sperm girişiyle birlikte sertleşerekten diğer spermlerin yumurtayı ne yapmasını engelliyor? Dörlemesini engelliyor. Dolayısıyla yakışıklı olanlar ne yapacak? Girecek. Yakışıklı olmayanlar ise ne olacaktır? Hak karametine kavuşacaktır. Yumurtalıklarda bulunan yumurta ana hücresinden mayoz ile yumurta hücre üretilmesine oogenez deniliyor. Erkeklerde sperm otogenes, kendi dişilerde ise oogenez şeklinde adlandırılıyor. Şimdi... Embriyo kısmında bakın oogonyum iki an kromozom yapısına sahip. Yani yumurtanın öncesi. Daha sonrasında yine iki an kromozomlu bir yapıya sahip olan birinci loosit var. Doğumda mevcut birinci mayozun profazında durmuş vaziyette bu. Mayoz 1'in tamamlanması ve mayoz 2'nin başlaması vasıtasıyla ne olacaktır? İlk kutup cisimci oluşacaktır ve ikinci loosit mayoz 2'nin metafazında duracak bu da. Niye peki bu? Çünkü Menstrülasyon döngüsünün başlangıç aşamasında gerçekleşmesi için erginliğe ulaşması lazım arkadaşlar. Dişinden bu yüzden ne yapacaktır? Durmuş olacaktır bunlar. Sonrasında yumurtlama ve spermin girişi vasıtasıyla mayoz 2'nin tamamlanması, ikinci kutup cisimciği ve döllenmiş yumurta vasıtasıyla ne yapacaktır? En kromozomlu yapı oluşmuş olacaktır. Burada tekrarlıyorum. Bizim yumurtadan, bizim mayoz bölünme sonucunda yani en kromozomlu bir tane yumurta üretimi söz konusu olacaktır. Bakın birinci deosit unutmuyorsun bunu bu bilgi önemli. Doğumda mevcut birinci mayozun profazında durmuş olacaktır. Sonrasında ise ergenlik dönemine kadar ikinci loosit oluşacak mayoz 2'nin metafazında bu da durmuş olacaktır. Ergenlikten sonrasında menstruasyon döngüsü gerçekleştikten sonrasında bu üretilmeye başlayacaktır. O zaman birisi profaz 1'de duruyor diğeri ise metafaz 2'de duruyor tamam mı? Dişilerde yumurtanın üretilmesi, ovaryumdan atılması ve buna bağlı olarak uterus'ta meydana gelen değişiklikler belirli bir süreç alır ve bu sürece menstruasyon döngüsü veya da periyodu denmekte. Tabii ki de menstruasyon döngüsü hormonal bir şekilde kontrol edilecektir. Buradaki görev olan hormonlar ise hipofiz bezi hormonları FSH, LH var, LTH yani prolaktin hormonu bulunmakta. Yumurtalık hormonları östrojen ve progesteron var. Menstrual döngünün ise 4 tane ana evresi bulunmaktadır. 1 folikül evresi, 2 ovülasyon evresi, 3 korpus lutum evresi, 4 ise menstrüasyon evresi. Şimdi folikül evresi ile başlayalım. Şimdi burada 4 tane evre sayacağım ama daha sonrasında bunların grafiksel olaraktan e, şemalaştırmasını gerçekleştireceğiz. O grafik kısmı önemli arkadaşlar. Tabi bizim burada bir pH cetveli gibi bir cetvelimiz var. Birinci bölge ve ikinci bölge dediğimiz bölgeler. Bunların tamamını da sizlerle paylaşmış olacağım. Yine ana konu anlatımında bunu da gerçekleştirmiştik. İzleyen arkadaşlar varsa tekrar etmiş olurlar. Folikül evresi hipofiz bezinden salgılanan folikül uyarıcı hormon veya FSH yumurtalıkları uyarıyor. Foliküller gelişiyor. Oogenez başlıyor. Yani FSH vasıtasıyla ne yapacaktı? Yumurtalıklar uyaracak ve foliküller gelişecek. Uyarılan yumurtalıklar östrojen hormonu salgılıyor. Şimdi bakın Bizim bu birinci bölge ve ikinci bölge dediğimiz hatta şöyle göstereyim ben size daha güzel olacak o. Şöyle bir tane grafik çizdiğim zaman bakın şu grafik önemli grafiklerden bir tanesi. Şurası 0 abi. Burası 14. Burası da 28 tamam. Menstrülasyon döngüsü periyot olarak 28 gün sürdüğü için. Yani 28 gün değil de hani tamamı bir ay 28 gün olduğu için diyorum. Yoksa 28 gün sürse. Birinci kısım ve ikinci kısım. Şimdi birinci kısım FSH'ın ve özellikle östrojenin arkadaşlar yoğun olduğu bölgedir. 14. gün ise LH'ın pik yaptığı evre. İkinci kısımda ise arkadaşlar kim pik yapacak? Progesteron hormonu pik yapmış olacaktır. Tamam mı? Ve aynı zamanda östrojen de var ama az miktarda östrojen. Çok miktarda progesteron olacak. İkinci bölüm ise korpus tutuğu meyvesi diye adlandırılan bölümdür aslında. Östrojen hormonunun kanda belirli bir değere ulaşması hipofizin FSH salgılanmasının azalmasına sebebiyet verecektir. Yani östrojen kanda belirli bir değere ulaştığı zaman arkadaşlar negatif feedbackle FSH'u e uyarmış olacaktır. Östrojen etkisiyle uterus iç çeperinde mitoz bölümüne hızlanmaya başlıyor. Uterus iç çeperi yani endometrium tabakası kalınlaşıyor. Uterus kılcallarına bol kan gelir ve mukussal salgı artmaya başlamakta. Ve aynı zamanda dikkat östrojen bunu da yapıyor. Sekonder eşek karakterleri ne yapıyor? Oluşmuş oluyor. Şimdi şöyle bir tablo çizersek eğer ki hipotalamus RH yani sağlatıcı faktörüyle yardımıyla hipofizi uyardı. Hipofizin ön lobundan FSH ve LH salgılandı. FSH ve LH ovaryum kısımlarını uyardı. Ovaryum arkadaşlar ne yaptı? Östrojen vasıtasıyla yani ovaryum vasıtasıyla östrojen salgılandı ve yumurta üretimi ne yaptı? Gerçekleştirildi. Organiz evresi. Östrojen bakın dikkat ettiyseniz salgılanmaya başladığı zaman pozitif vaziyette dikkat burası önemli. Pozitif vaziyette hipofizi ve hipotalamusu ne yapıyor? Uyarmaya başlıyor. Unutma bu önemli tamam Burada negatif kere bildirim değil yani pozitif kere bildirim var. LH'a baktığımız zaman ise ovaryum oraya uyarıyor ve ovülasyon evresi 14. gündeki 14. gündeki ovülasyon evresi ve akabinde korpus oluşumu da başlıyor. Az östrojen var. ikinci bölgeden bahsediyorum. Yani yukarıdaki bakın bahsetmiş olduğum şu ikinci bölgede. Az östrojen çok progesteron var. Çok progesteron da negatif geri bildirimde hipofiz ve hipotalamusu ne yapacaktır? Uyarmış olacaktır. Ama dikkat. Progesteron yükseldiği zaman negatif geri bildirim yaparken östrojen yükseldiğinde pozitif geri bildirim yapıyor unutma tamam mı? Zaten yükseldiğinde pozitif geri bildirim yapan tek hormon diyebilirim östrojen için arkadaşlar. Kafanız karışmasın o yüzden de bilginize. Tamam mı? Geldik ovülasyon evresine. Şimdi grafikte bir konuşunca daha çok oturacak. Tamam mı? Bak yan tarafta grafikler var. Hipofiz bezinden LH salgılanıyor ön kısmında. Ve foliküllerin çatlaması ile birlikte ikinci doğa hücresi fallopitipine ne yapacaktı? Geçecekti. Hatırlarsan fallopitipinde sperm ile yumurta karşılaşıp döllenme reaksiyonu da gerçekleşebiliyordu. Bu olaya ovülasyon denmekte. Yani tüpüne artık ne yaptı abi? Oositler geçti. Mayoz bölünme bu evrede tamamlanıyor. Bu evre 28 günlük menstrual periyodun 14. gününe rastlanıyor. Yani ovülasyon denilince size Hemen 14. gün ne yapacaktı? Aklınıza gelmiş şey olacaktır. Tamam mı? 14. gün. Korpüs yutuğu evresi Artık ikinci bölüme geçiyorum. LH etkisiyle çatlayan foliküller korpüs yutuğu haline geliyor. Şimdi elinde bir tane folikülü var. Tamam mı? Bu folikülün içerisinde ne var abi? Yumurta var. Şimdi bakın. Bu çatladığı zaman şöyle bir yapıya sahip olan ne kaldı elinde? Korpüs yutuğum kaldı. Bir de ne kaldı abi? Yumurta kalmış oldu. Tamam mı? Bu olduğu için korpüs tutum meyvesi deniliyor buna. Korpüs tutumdan az miktarda östrojen, çok miktarda ise progesteron salgılanıyor. İçerisinde korpüs luteum geçen bir şey görürsen eğer ki hep progesteron salgısının yüksek olduğunu, östrojenin ise az olduğunu ne yapsın aklına gelsin. Bakın az östrojen var tamam mı? Ama hiç östrojen yok diyemezsin yani. Progesteron salgısının kanda belirli bir değere ulaşması hipofizin leal salgısını azaltmasına sebebiyet veriyor. Yani artık progesteron kardeşim ben artık hani belirli bir değere ulaştım diyor. Bu yüzden de leal salgısına gerek yok diyor. Biz buna ne diyeceğiz? Negatif feedback diyeceğiz. Progesteron ile endometrium kalınlığı artmaya devam ediyor arkadaşlar. Niye? Adam doğumu hazırlıyor çünkü. Yani sanki hamileymiş gibi hamile kalmışçasına ne yapıyor? Doğumu hazırlıyor. Fallop tüpü hücrelerinde bol miktarda besin birikiyor ve embriyonun dörleten tutulmasını ne yapacaktır? Sağlamış olacaktır. luteum meyvesinde dörlenme gerçekleşmiş ise hipofizden salgılanan LTH, prolaktin hormonu, luteum'un devamlılığını sağlayacaktır. Bu da östrojen ve progesteron salgısının devam etmesi demektir. Yani, yani hamilelik gerçekleştiyse östrojen ve progesteron salgılanmaya devam edecek. Ama eğer ki hani döllenme reaksiyonu gerçekleşmediyse o zaman bunların miktarı ne yapacaktı? Azalmış olacaktır. Döllenme gerçekleşmesi ise kolpistiyon bozuluyor ve ilk olarak progesteron kandaki seviyesi hızla düşmüş oluyor. En son ise dördüncü evremiz menstruasyon evresi. Döllenme gerçekleşmemesi ise kolpistiyon bozuluyor. Uterus iç çeperi parçalanıyor. Endometrium tabakası patlıyor. Ve dörlenmemiş yumurta bir miktar kanla birlikte vücut dışına ne yapıyor? Atılmış oluyor. Sonraki reaksiyon ise bir sonraki ay gerçekleşiyor tabii. Hormon miktarı. Şimdi bu grafikte de önemli tamam bizim için. Bak bu grafiklerin tamamında dikineceğim abi. Nasıl dikineceğim? Şöyle. Bakın 14. güne dikiniyorum tamam mı? Dikindiğim zaman anlayacaksın muhabbeti şimdi. Bak burası birinci evre. Burası ise ikinci evre olmuş olsun tamam mı? Birinci evre sıfırlı 14. günü kapsıyor. Ve birinci evrede FSH yüksek. FSH miktarı yüksek. Neden? Çünkü foliküller oluşmaya başlıyor daha yine. Bu yüzden. Bununla beraber akabinde kim yüksek? Östrojen yüksek. 14. günde ise LH'in pik yaptığı ve ovülasyonun gerçekleştiği yerden bahsediyor. İkinci bölümde ise korpus luteum evresi diye adlandırılan kısım yani folikülün parçalanmış ve folikülün artık vaziyette kalmış olduğu ve progesteron yüksek. Tamam östrojen yine var mı? Var tabii ki ama progesterondan az miktarda. Baktığımız zaman yine dik çiziyorum abi. Bakın birinci bölgede östrojen yüksekken ikincisinde buna göre daha az yüksektir. Progesterona baktığın zaman ise ikinci bölümde pik yaptığını gözlemliyorsun. Burada ise progesteron çok az miktarda bulunmakta. Döl yatağı değişimi diyor. Dörtelte değişimine baktığımız zaman yine dikimi çakıyorum. Bakın. Yavaş yavaş bak şu azaldıysa, şu azaldıysa bak azalmış, azal hatta bunu siyahla gösteriyorum. Azalmış, azalmış, azalmış. Şu evve azalıyorsa eğer yani endometrium kalınlığı azalıyorsa ha diyeceksin. Menstrülasyon gerçekleşmiş o zaman. Çünkü bu tabakanın azalması demek kaybolması anlamına gelmekte. O yüzden bakın 0 ile 5'e ne yazmışız? Menstrülasyon evresi yazmışız arkadaşlar. Sonra bakın gittikçe artıyor, 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 artıyor. Pik yapıyor artık. Daha fazla artamıyor. Sonrasında ise tekrardan ne yapıyor? E, döng döngüsü gerçekleştiği için azalmış oluyor. Dolayısıyla 0 ile 14'te bakın dikkat ettiyseniz azalma görülüyor ve artış görülüyor azalma görülmesinin sebebi menstrülasyonun şurada gerçekleşiyor olması aslına bakarsınız. Artış görülüyor olmasının sebebi ise hamileliğe hazırlık arkadaşlar. Tamam mı? Korpüs evresinde yani 14'de 28'de ise artış gözlenmiş oluyor. Tamam olay bu. 3'e geldim. Diyelim ki hamilelik var ve döllenme gerçekleşti. Erkek ve diş üreme hücresi çekirdeklerinin birleşmesine döllenme denmekte. Yumurtanın zona pellucida kılıf tarafından üretilen fertilizin maddesi, bu bir kimyasal maddedir arkadaşlar. Yumurtanın spermleri kendine doğru çekmesini sağlıyor. Spermler yumurtanın zona pellucida reseptörlere bağlanıyor ve bu bağlanma spermdeki akrozomların sindirim enzimleri ve zona pellucida içerisine aktarıyor. Yani yani şöyle bir tane sperm aldım, kuyruğu da var. Şunun uç kısmında derece enzimler denilen, akrozom denilen bir madde var. Bu ne yapıyor abi? Yumurtayı yani zona su tabakasının derinmesini sağlıyor. Sindirim enzimleri yardımıyla sperm yumurta hücresinin zarına ulaşıyor ve spermin zar proteinleri yumurta zarı üzerindeki reseptörlere bağlanıyor. Böylece yumurta zarı ve sperm zarı kaynaşmış oluyor. Spermin yumurta zarına ulaşmasıyla birlikte zona su da sertleşiyor ve diğer spermlere kusura bakma kardeş artık dörlenme reaksiyonu gerçekleşti deyip e, reaksiyon bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi tabi burada bu reaksiyon dizisi gerçekleşmezse vesaire gibi durumlarda e, mesela etrafımızda görmüşsünüzdür tamam mı? Tüp bebek durumu oldu yani. Tüp bebek nasıl olabiliyor? Tüp bebek durumunda sperm ve yumurta var arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde bir taraf kısır değil. Yumurtada da var, sperm de var fakat kanallarda bir sıkıntı var. Böyle bir durumda ne oluyor? Dışarıda döllenme reaksiyonu gerçekleştiriliyor. Yani tüp bebek ilk başlangıçta şey olaraktan görüldü toplumda. Ya kardeşim işte e, hani yapay döllenme gerçekleşiyormuş gibi. Abi spermin yakışıklısını alıyorsun. Bayağı kaliteli sperm alıyorsun. Yani adam mesela spermini veriyor tamam mı? O sperm içerisinde yakışıklı olan spermler seçiliyor. Yumurtanın da en kaliteli olanı seçiliyor onlar döllendiği için çocuk oluşacak çocuk da hakikaten yakışıklı olmuş oluyor. Mesela arkadaşım var benim ikiz oldu çocuklara. Ee, çok bayağı sevimli çocuklar yani. Hani baktığınız zaman böyle sevimli bebek olur ya böyle hani hakikaten güzel yani. Hani baktığınız zaman ha diyorsun tüp bebek de olmuş diyor diyebiliyorsun yani. yani. ben o şekilde bakabiliyorum yani. Evet. Şimdi devam edelim bakalım. Embiyonik gelişme. Döllenmeden sonra zigotin ergin bir birey olmasına kadar geçen olaylara gelişme denmekte. Yani en kromozomlu yumurta ile en kromozomlu sperm birleşiyor. İki en kromozomlu zigot meydana geliyor. Zigottan sonrasında ne olacaktır? Mitoz bölünmelerle devam edecek reaksiyon dizisi. İşte biz şu anda onu anlatıyor olmuş olacağız. Gelişme sırasında mitoz hücre bölünmesi, büyüme, farklılaşma gerçekleşiyor. Fakat mayoz hücre bölünmesi, döllenme, kalıtsal çeşitlik gerçekleşmiyor. Neden? Abi devam ettiğim yer ne? Mitoz çünkü. Mitoz olduğu için abicim mayozla devam etmeyecek. İki ende sabit kalmam lazım artık. Daha fazla ne yapamam? Mayoz bölümüne geçirirsem en kromozoma düşeceğim çünkü bundan dolayı. Gelişmenin önemli olayları şu şekilde özetlenebilir. Birinci kısım segmentasyon. Soru bankalarında en fazla görebileceğiniz veya deneme sınavlarında en fazla görebileceğiniz evre segmentasyondur. Soru yazarları genellikle bunun üzerine oynarlar. Zigotta hızlı mitoz bölünmelerin gerçekleştiği evre. Küt 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 bölünme gerçekleşiyor. Segmentasyon sırasında büyüme gerçekleşmiyor. Hücre sayısı artıyor çünkü sürekli bir e, iki 2 üzeri n şeklinde bir geometrik artış söz konusu olduğu için sürekli bir hücre sayısı artacak. Zigotun herhangi bir şekilde hacmi değişmiyor ama zigotun ağırlığı ne yapıyor? Azalmış oluyor. Farklılaşma gözlenmeyecek zaten adam ne abi burada mitoz bölünme görüldüğü için farklılaşma gözlenmeyecektir. Mitoz bölünmelerle oluşan her bir hücreye blastomer, blastomerlerden oluşan hücre topluluğuna ise morula denmekte. Morula deyince aklınıza dut gelecek, tamam mı? Dut görünümüdür çünkü. Yani şöyle dut görünümlü bir yapıdır arkadaşlar. E, morula evresi tamam mı? Dut. Morula evresinde embiyon çok sayıda hücreden oluşmasına rağmen blastomerlerdeki toplam madde miktarı zigottekinden daha azdır. Şimdi adam bölünürken ne yapacaktı abi? Enerji de harcayacak neticede. Bu yüzden toplam madde miktarı ne yapıyor? Azalmış oluyor. Çünkü zigot büyümeden bölünür. Yapısındaki vitellus hücre bölümleri sırasında ne yapacaktır? harcanacaktır Segmentasyon ilk evre yine bakın o mükemmel yer fallopi tüpünde meydana geliyor. Yani eğer ki sallayacaksan tamam hani soru geldi karşına. Yani sallamaktan başka çaren yok tamam mı? O zaman aftaloda bütününe sallayabilirsin. Çünkü birçok reaksiyon fallop tüpünde gerçekleşiyor. Blastomerler zikot sitoplazmasının farklı bölümlerine sahiptir. Bu durum ilerleyen aşamalarda farklılaşmaya sebep verecek. Geldik şuna. Blastula morula'nın ortasındaki hücrelerin kenarıya doğru göç etmesi sonucu içinde boşluk bulunan bir yapı oluşmakta. Şimdi bizim şöyleydi yani. Morula kısmı dut gibiydi yani. İşte bu kısımdan şu kısma kayıyor ortası boş kalıyor. Ortası boş kalan yapıya genellikle ortası boş olan kısma blasto spor denmekte tamam mı? Spor boşluk anlamına geliyor burada. Bir yapı oluşuyor. İçi sıvı dolu küre ol, e, biçimindeki bu yapıya blastula denmekte arkadaşlar. Blastula da farklılaşma gerçekleşmiyor. ve da diğer ismi blasto spor. Görürseniz eğer ki şey yapmayın hani bu da yokmuş demeyin arkadaşlar. Tamam. Gastrula'ya geldim. Blaston alt kutbundaki hücre, blastula boşluğundaki blastosol doğru göç etmesi sonucu iki tabakalı embriyo oluşuyor. Buna gastrula denmekte. Gittikçe bakın artık ne oluyor? Farklılaşa farklılaşa ne yapıyor? Yavaş yavaş organlar vesaire oluşmaya başlayacak. İçteki tabakaya endoderm, dıştaki tabakaya ise ektoderm denmekte. Zamanla endoderm ve ektoderm arasında mezoderm yani orta tabaka dediğimiz mezoderm oluşacaktır endo iç. Tamam mı? Egzo dış, mezo orta. tamam Böyle. Eskiden bizim müfredatımızda vardı. Şu an sadece ÖABT kısmında var. Endodermden tabaka e farklılaşan yapılar, mezodermden farklılaşan ve eksoderm e, farklılaşan yapılar olmak üzere 3 tane farklılaşan yapıyı anlatıyorduk biz. Fakat artık arkadaşlar anlatmıyoruz. Kaldırdım eğitim Endoderm, ektoderm ve mezoderm tabakalarının farklılaşması ile doku ve organlar meydana geliyor. Histogenes ve organogenes. Yani gastrula aşaması artık son aşama diye adlandırılan ve organogenes yani organ oluşumunun da ilk basamağı olan aşama diye adlandırılıyor. Burada farklılaşma var. Tamam. Burada ise, burada ise, blastula kısmında ise farklılaşma yok. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha öncesinde çıkartıp sonrasında tekrardan kitabına eklemiş olduğu ekstra embiyonik zarlar denilen belirli zar grupları var. Bu grupların arkadaşlar görevlerini ve isimlerini iyi biliyor olmanız lazım. Dört tane zaten başka yok. Koriyon zarı var. Embiyonun gaz değişiminin gerçekleştiği bölüm. Burada anahtar etiket krimimiz gaz değişimidir. Plazenta'nın yapısına ne yapacaktır? Katılacaktır daha sonrasında tamam mı? Koriyon. Amnion var bir de. Embiyo dıştan çevreleyen zar embiyoyu. İçindeki boşluk amnion sıvısı ile dolu arkadaşlar. Bunun hem kendi zarı hem de sıvısı var. Amnion sıvısı içerisinde bulunan embiyo mekanik etkilere karşı ne yapacaktır? Korunmuş olacaktır. Allontois var. Göbek kordonunun yapısına katılıyor. Bu anahtar kelimede bununla alakalı göbek kordonunun yapısına katılması. Kordondaki kan damarlarını oluşturmuş oluyor. Vitellus, Vitellus denince hemen aklınıza besin gelsin. Kan hücrelerinin erken embriyonik dönemde yerdir. Kan hücreleri daha sonra embriyo içerisinde göç ederekten uygun yerlere ne yapacaktır? Taşınmış olacaktır. Vitellus da bol miktarda besin ne yapacaktır? Depolanmış olacak. Tamam. Bu dördünü bileceksin abi. Tamam hani kulak ağaçını alın, göz ağaçını alın olsun. Ee, belki gelebilir. Kuşlarınkini sormuştu. ÖABT, FENE size doğrudan bunu sorabilir. Yani kuşları soramaz. Çünkü insan üzerine anlatıyoruz bu yüzden. Tamam. Olay bu yani. Şimdi ise bitti mi işimiz bitmedi. Aşama aşama hangi ayda ne oluyor muhabbetine bakacağız. Çok sözel bir kısım. Çok sevdiğim bir kısım değil. Belirli etiket kelimeler ve onlardan bahsedeceğim sonrasında ise kalıp sorulara geçeceğiz. İnsanın embriyonel girişimi üç aylık dönemlerde meydana geliyor. Embrio en hızlı değişim ilk 3 ayda gerçekleşiyor. 8. haftanın sonunda tüm organlar gelişmeye başlıyor. Bakın dikkat 8. haftanın sonunda. Ve embriyo fetüs adını alıyor. Amnion embriyoyu kuşatan sıvıya dolu kesildi. Biraz önce bahsetmiştik. Göbek kordonu plezanta ile embriyo arasındaki bağlantıyı kuruyor. Biraz önce bahsetmiştik. Plezanta embriyoya besin ve oksijen sağlamanın yanı sıra bebeğin bağışıklık sistemindeki etkili antikorların anneden bebeğe geçişinde sağlayacaktır. Yani oradaki alışverişi kim sağlayacaktı? Plazenta. Döllenmeden sonra embiyonun beyni ve omurluğu gelişmeye başlıyor. Döllenmeden 9 hafta sonra dikkat burası önemli. 9 hafta sonra fetüsün organları, kasları ve kaburgaları belirginleşmeye başlıyor. Yani 2 ay küsür. Kol ve bacak çıkıntıları, el ayak parmakları oluşmaya başlıyor. Böylece fetüs ilk 3 aylık gelişim dönemini tamamlamış oluyor. İlk 3 ayın sonunda fetüs farklılaşmasını tamamlamıştır. Fetüs yaklaşık olaraktan 5 cm boyutunda olmuş oluyor. Birinci 3 aylık dönem buydu. Şimdi ikinci 3 aylık döneme geçeceğiz. İkinci 3 aylık dönemde fetüsün kaşları kirpikleri oluşuyor. Adam mesela sordu tamam mı? Adam yazdı şıkları. İlk 3 aylık dönemde fetüsün işte kaşları kirpikleri oluşuyor. Gitti abi sonra. Bilmezsen patlarsın ya. Yani. Kemikler ve dişler oluşmaya başlıyor. Bakın kemik ve diş oluşumu da burada dikkat etmekte fayda var. Fetüs büyüme ve gelişimini sürdürüyor. Yaklaşık 30 cm'ye ulaşıyor. Bakın birinci 3 aylık dönemde 5 cm ikinci 3 aylık dönemde 30 cm'ye kadar ulaşıyor. Bu dönemde gebeliği sürdüren hormon olan progesteron plezant tarafından salgılanmaya başlıyor. Bakın progesteron o kadar e, önemli hormonlardan bir tanesi ki hamilelik kısmında ve sürekli olaraktan devamında ne yapıyor arkadaşlar? Salgılanmış oluyor. Geldik 3. üç aylık döneme. Artık sonuncu dönem arkadaşlar. 3. üç aylık dönemde büyüme devam ediyor. Dolaşım ve solunum sistemleri gelişmeye başlıyor. Bakın anahtar kelime dolaşım ve solunum sistemlerinin gelişiyor olması. Kaslar kalınlaşıyor. Fetüs bu dönemin sonunda yaklaşık olaraktan 50 santimetre boya ve 3 kilogram arkadaşlar ulaşmış olacaktır. Bu evrenin sonunda fetüsün başı rahim ağzına bakacak şekilde e, dönmüş olacaktır. Neden? Çünkü doğum gerçekleşecek bu yüzden. Üçüncü üç aylık evrenin sonunda hipofizden salgılan oksitosin hormonun etkisiyle rahim kasılması gerçekleşiyor. Bakın oksitosin hormonun amacı neydi zaten? Doğum kısmında özellikle arkadaşlar salgılanan bir hormondu. Ve oksitosin nereden salgılanacaktı? Hipofizin ön müydü? Hayır. Neredeydi? Arka kısmından salgılanacaktı. Kimle beraberdi bu arada? ADH ile beraber. Güzel. Rahim kasılması gerçekleşiyor. Bu durum doğumun başladığını gösteriyor. Doğum gerçekleştikten sonrasında hormonlar etkisini sürdürüyor. Ama doğumun başlamadan öncesinde yani bu ilk başlangıçtaki dörlenme kısmında ve hamile kalma kısmındaki hormonlar ne yapacak? Geriye gitmiş olacak. Bunlar kimlerdi? Progesterondu ve östrojen arkadaşlar ne yapacaktır? tekrardan azalacaktır ve rahim de eski boyutuna ne yapacak? Dönmüş olacak. Hipofizden salgılanan prolaktin denilen bir hormonumuz daha var biliyorsunuz. Ön lobundan salgılanıyor. Meme bezlerinin süt salgılamasını uyarıyor. Oksitosin hormonu ise sütün kanallardan boşaltılmasını sağlayacaktır. Zaten oksitosin ve prolaktin bunlar beraber çalışacaklardır. Fakat bu arkadaşımız hipofizin arka lobundan salgılanırken bu arkadaşımız ise ön bundan ne yapacaktı? Salgılanacaktı. Bir de oksitosin arkadaşlar hipofizin arka lobundan salgılandığı için sinirsel bir hormonudur. Neden? Yani nöro hormon diye geçer. Neden? Çünkü hipotalamus tarafından ne yapacaktır? Özellikle salgılatılmış olacaktır. Tamam mı? Hani adamlar sorarsa eğer ki taklaya gelmeyin diye söylemiş olayım. Doğumdan önce ise arkadaşlar fetüs bu şekilde olmuş olacak. Olay bu. Geldik kalıp sorularımıza şimdi de. Yani adamların sorabileceği birkaç tane nokta var. Onları da kalıp sorularda zaten ben size detaylı şekilde verdim. Klima çalıştığı için yandım burada sıcaktan ama kapatmayacağım. Üşüyorum sonrasında. Hipotroidi hastası olunca arkadaşlar birazcık metabolizmanız az çalışıyor. Aşağıda sağlıklı bir erkek üreme sisteminde sperm oluşumu gösterilmiştir diyor. 2n kromozomlu bir hücremiz var. Spermatogonyum K, primer spermatosit L, sonrasında X demiş olaya. Sekonder spermatosit M, Y demiş spermatit demiş N. Sonrasında ise n kromozomlu sperm hücrevi oluşmuş. Hangisi yanlıştır diyor? X diyor, homolog kromozomların ayrılması. Şimdi X denilen evre ne olacaktır abi? Mayoz, mayoz kaç? 1. Şimdi mayoz 1 ise eğer ki o zaman homolog kromozomlar mayoz 1'de ayrılıyor mu? Elbette ayrılacaktır. Doğru mu? Doğru. Y demiş kardeş kromatitlerin ayrılması. Burası ne olacak abi? Mayoz, mayoz 2. Mayoz 2 neye benzerlik gösteriyordu? Mitoza benzerlik gösteriyordu değil mi? O zaman ne olacak abi? Kardeş kromatitler ayrışmış olacaktır burada. Doğru. Z epididimiste spermlerin olgunlaşması diyor. Bakıldığı zaman spermatitleri Sperma haline getiren kimdi? Epi didimisti. Güzel. K ve L homolog kromozom çifti bulundurma diyor. K ve L'ye baktığım zaman 2N olduğuna göre homolog kromozom çifti bulunduracak mı? Elbette bulundurmuş olacak. M ve N alergen çifti bulundurma diyor. Bakın M ve N'ye baktığım zaman N kromozomunda bir hücrede alergen çifti bulunur mu abi? Bulunmaz. Cevap ne geldi o zaman? Edirne geldi. Güzel bu soru. Aşağıda insana dörlenmiş yumurtanın embiyonik gelişimi verilmiştir diyor. İki an kromozom zigotum var. Mitoz bölünme geçirmiş. İkili blastomer sonra dörtlü blastomer sonrasında bakın morula evresi. Blastula şu orta kısım ise blastosör. Şu kısım boş. Sonrasında blastopor veya hatta blastospor diye de geçer. Ve gastula evresi var. Buna göre hangisi doğru? Bakın bu soru ortanın bir tık üstü kalıplardan bir tanesi. Ne çok zor ne çok kolay. Segmentasyon evresinde hücre sayısı artarken hücrenin büyüklüğü azalır diyor. Doğru mu? Doğru abi. Segmentasyonda ard arda mitoz bölünme geçireceğim. Hücre sayısı artış gösterecek. Fakat arkadaşlar ne olacaktır? Hücrelerin büyüklüğü azalmış olacaktır. Embriyo bilastula evresinde uterus duvarına tutunacaktır diyor. Bakın embriyo Bilastula evresine geçtiği zaman, Moluda'dan sonrasında Bilastula'ya geçtiği zaman ne yapacaktır? Uterus tutunmaya başlayacaktır. Şu aşamaya kadar ne olacak? Fallopi tüpünde bulunacaktır. Sonrasında ne yapacak? Aşağı inecek. Bakın Fallopi tüpü şuralar. Fallopi tüpü. Şöyle gösterdiğim kısımda ne olsun abi? Uterus olmuş olsun. Döllenme gerçekleşti. Daha sonrasında ne oldu değerli dostlar? Yavaş yavaş ne yaptı? Buraya göç etti ve artık buraya tutunmaya başladı. Doğru mu? Doğru. Zikot ve monozoid oluşumu fallop tüpünde gerçekleşir. Evet. Biz bunu zaten ne yapmıştık? Konu altında bahsetmiştik. <laughs> Gastrolu evresinde farklılaşma gerçekleşir. Evet, konu altında bahsetmiştik farklılaşma gerçekleşti. Cevap ne geldi? Edirne gelmiş oldu. Tamam? Olay bu idi. Evet. Diğer bir kalıp soru. Yine bakın tam kalıp sorulardan bir tanesi. Neden? Çünkü adamlar size grafik de verebilirler. Ve grafik verdiği zaman da bu grafiği menstrülasyon döngüsü üzerinden vermiş olacaklardır. Baktığımda yukarıda diş üreme sisteminin menstrülasyon döngüsünde görev alan A, B, C, D hormonları verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diye sormuşuz. Şimdi bakın şurada dikkat ettiysen ne var? C var değil mi? Tam 14. günde ne yapmış? Bas baskılamış. C için ne dersin o zaman? LH diyebilir misin? Elbette diyebilirsin. Hemen C'yi aldım. C'ye LH diyeceğim. LH diyeceğim. Ve LH diyeceğim. Doğru mu? Tamam. Gitti. Başka? Gitti. Var mı başka? Yok. O zaman 3 şıkka indirgemiş oldum Evet. Peki ben bir de şunu biliyorum. Şu grafiğe baktığımız zaman bu grafikte neyi görebiliyorsun abi? Alıcı gözüyle baktığın zaman. A'da çok büyük bir birinci evi görüyorsun değil mi? A'da çok büyük bir birinci evi görüyorsan bunun için ne diyebilirsin kardeşim? Bakın şurası için. Ya östrojen dersin buraya. Ya da buraya ne dersin abi? FSH diyebilirsin. B'ye baktığında çok büyük bir şey görüyorsan diyebileceğin tek şey var progesteron. Neyden eminim abi? B'den eminim. Neden? Progesteron olacak çünkü bu yüksek. O zaman B'ye bakmam lazım. B progesteron mu olacak? Evet. B progesteron olacak. Şu gitti. Ya bu ya bu. A'ya baktığımız zaman östrojen mi olacak? Evet. O zaman burası ne olacak abi? Östrojen olacakmış. Şunu sildim o zaman. Peki. Östrojen olacak dedik. Östrojen, progesteron, LH. Peki D'ye baktığımda FSH mı olacak? LH mı olacak? D'ye baktığım zaman LH'a göre daha düşük seviye ama birinci bölgede ise daha yüksek seviye kalan bir hormon ne oluyor abi? FSH olur. D'de FSH olacak. Bir kere daha anlatmakta fayda var. Bakın, A vatandaşı buraya östrojen de yazdım, FSH de yazdım yani FSH olabiliyordu. A vatandaşına FSH yazmamın sebebi şu arkadaşlar, çünkü birinci bölgede FSH miktarı ne olacaktı? Pik yapmış olacaktı. Yani birinci bölge için pik yapacak hormonlar ne? Ya FSH ya da östrojen. Başka pik yapacak hormonun var mı? birinci bölgede yok. İkinci bölgede ise progesteron başka bir hormon yapabilir mi? Pik yapamaz arkadaşlar. Orta kısımda ne yapacak abi? LH pik yapacak. Başka bir hormon var mı? Yok. Ama birinci kısımda ya FSH ya, L ya, FSH ya, da östrojen arkadaşlar pik yapmış olacaktı. Bu yüzden. Ama östrojen olduğunu nereden biliyorum burada? İkinci bölgede de birincisi kadar olmasa da yüksekliğini devam ettirdiği için östrojen dedim buraya. Tamam. Olay bu. Erkek üreme sistemine ait yukarıdaki hücrelerin görevleri hangisinde doğrudan eşleştirilmiştir diyor. Spermatitleri destekler, besler, korur, işlevsiz kalanları fagosite ederekten ayıklar. Bu görev kimin görevi olacaktır? Sertoli'nin görevi olmuş olacaktır. Sertoli hücresi. Erkeğe özgü sekonder karakterleri belirleyen dikkat, önemli, belirteç anahtar kelime testosteron hormonunu salgılar. Leydig hücresi. Mayoz bölünmeyle spermatitleri oluşturur diyor. Mayoz bölünmeyle spermatitlerin oluşması ne diye gerçekleşiyordu arkadaşlar? İki en kromozomlu bir hücreden ne yapıyordu? En kromozomlu spermatitler ne yapıyordu? Oluşuyordu. O zaman sperm ana hücresi diyeceğim. Yani spermatogonyum hücresi diyeceğim. Spermatogonyum. Bunun için A diyoruz. Bunun için B diyoruz. Bunun için de C diyoruz. Cevabımız ne gelmiş oldu o zaman? Adana gelmiş oldu. Bakın şu bilgi önemli, yine aynı şekilde bu bilgi de önemli ve şu da nerede gerçekleştiği önemli. D yazmış olsaydım, D yazmış olabilirdim mesela, spermlerin olgunlaştığı hareket ve döllenme yeteneği kazandığı yer ne olacaktı? Epi dediğimiz kanalı. Sonrasında geçeceği kanal neydi peki? Onu da unutma, vas deferans. Tamam mı? Vas deferans kanalı da önemli bizim için. Ama en önemlisi epi dediğimiz kanalı. 4 tane kalıp sorumu da çözmüş olduk. Evet. Bir sonraki sayfa boş. 2'ye bölmüştüm pdf çünkü. Bir sonraki dersimizde en sevdiğim konu olan pop ekolojisine geçiş yapmış olacağız. Video süresi ne kadar sürer bilmiyorum ama e, güzel, keyifli bir video olmuş olacak bir sonraki dersimizde. Bu videomuzda zaten e, yine e, Biraz uzun sürdü ama elimden gelince tek parça da anlatmaya çalıştım. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.